diyorum biz. Gerek olmadan hayır. Devam. Harun devam. Dead mi? Sol direk, sağ direk. Sol direk, sağ direk. Sol. Bugün size kondisyon çalışmalarından ağırlık çalışmalarıyla beraber güç ve kuvvet gelişimiyle hipertrofi yani kasları geliştirmeyle ilgili çalışmalar gösterecek Harun kardeşimiz. Harun kardeşimiz kimdir? Türkiye'nin yetiştirdiği en harika bodycilerden, yıllarca bu işe emek vermiş, tonlarca ağırlığın altına girmiş ve vücudunun bir heykel gibi şekil verebilen bir kardeşimiz. Ben onu 12 senedir takip ediyorum. 12 sene önceki haliydi. Şimdiki halini görseniz şaşırırsanız. Belki size sonunda bir müjde verir, bir poz verebilir ve bir şeyler gösterebilir. Ama belli devreleri var onların. Hazırlık devresi, müsabaka, ön hazırlık, müsabaka devresi. Ona göre de beslenmeleri falan var. Bugün yapacağımız şeylerden biri, Türkiye'de çok bilinmeyen ama Amerika'da, Rusya'da, Almanya'da, Kanada'da yapılan bir antrenman şekli. Bizde de biliniyor ama pek fazla yapılmıyor. Complex training diyoruz veya hybrid training diyoruz. Burada ağırlığı yerden bir kere kaldırıyorsunuz. 10-15 tane değişik hareket yaparak 7 dakika sonra bırakıyorsunuz. Düşünün, 7 dakika time under tension veya time under load dediğimiz yük altında zaman geçiriyorsunuz. Bu zaman zarfında ağırlık hep sizin üzerinizde. Düşünün ne kadar kan dolaşımı, hormonlar, büyüme hormonları, IGF-1, testosteron, makrofajlar, lisosomlar, bradykinin dediğimiz maddeler, hormonlar devreye girip çeşitli proteslerden geçiyor vücut. Bunları ileriki derslerimizde anlatacağız zaten size. Bugün Harun bize barbelle, sonra dumbbell yapacak aynı şeyi, barbelle alıp hiç yere bırakmadan birçok body hareketlerini arka arkaya yapacak ve ben de anlatıyor olacağım. Harun'cum başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Evet, Harun ağırlığı aldı. Hop. Şimdi yalnız göğüsleme yapıyor, clean. Göğsünü alıyor, aşağı bırakıyor. Evet, göğsünü alıyor, hafif bacak kullanarak aşağı bırakıyor. Bacak kullanarak göğsünü alıyor, aşağı bırakıyor. Bakın, burada çalışan bir sürü kaslar var. Bunları sonra anlatırım kafanız karışmasın. Aldıktan sonra şimdi military press'e geçiyor. Yukarı press'e geçiyor. Önden press biraz zordur. Anterior deltoid omzun önünü ve tricepsler arkaları çok çalıştırır. Nefesi tutmamak lazım. Güzel nefes ayarlamak lazım. Sonra Harun bunu indiriyor buraya. Upright rowing yapıyor. Dik durarak eller kapalı. Çene altına çekiş hareketi. Bakın hareketler devam ediyor. Halbuki normal zamanda siz ne yapıyorsunuz? Upright rowing veya neck press yapıp bırakıyorsunuz. Ama bunda dinlenme yok. Onun için de kilo biraz akıyor. Şimdi evet, ensesini aldı. Enseden pres yapıyor bakın gördünüz. Şimdi öne indiriyor. Bent over rowing koltuk altı sırt hareketi. Ayaklar hafif kırık. Evet. Tutmadan güzel. Çekiyor. Şimdi düzeliyor. Çekip ensesini alıyor. Squat yapacak birazdan. Evet, gördüğünüz gibi yorucu bir şeyler. Evet. Tam çekiyor, kalkıyor. Hop. Önce yarım yap Harun, pardon. Yarım. Bu half squat diyoruz biliyorsun. Çeyrek squat da yüksek atlayıcılar, uzun atlayıcılar kısa kısa yapar. Çeyrek, quarter squat yapar. Çeyrek. Çekmedim. Evet, çeyrek. En zoru full squat'tır. Tam aşağı iniyor bakın. Oradan kalkıyorsunuz. Sırt, bel, bacaklar her yer çalışıyor. Squat'ta en çok belly ball dediğimiz karın kasları da çalışır. Bulgar olimpiyat şampiyonları eskiden mekik falan yapmazlardı. Sırf squat karın çalıştırır ve bunu ileriki zamanlarda da görürsünüz. Şimdi bu şekilde yaptıktan enseden push press yap yukarı. Atarak evet bir daha enseye. Push press yap. Evet arkaya. Tamam push press yap arkaya. Evet at yukarı. Tamam. Şimdi biceps curl. Öne alıyorsun. Biceps curl yapmaya başlıyorsun. El değiştir. Biri aşağıdan, öbürü aşağıdan. Ağır mı kilolar nasıl? Biraz ağır. Evet çekiyoruz. Emir oradan bir tane al bakalım. Oo durmayacak. Hiç ağırlık bırakma. Evet biceps curl. Gördüğünüz gibi kas kuvvetinde dayanıklılık isteyen sporlarda judo, güreş, halter, MMA vesaire nasıl yoruyor görüyorsunuz. Şimdi kucağına al bu şekilde. Hadi kucağına alıyorsun. Kaldır. Alamıyorum. İndir tut oradan. Kucağına ver ellerine. Evet buradan.
Evet, judoda çok yapılan bir hareket. Full squat, evet. Veya yarım squat. Çök kalk. Evet, çök kalk. Çök kalk, bir tane daha, son. Emir tutuyorsun, üstten kapalı tutuş. Evet, tutuş, üstten tut. Shoulder shrug. Sadece omuzları yukarı kaldırma hareketi. Shoulder shrug. Evet. Evet, çok güzel. Devam. Devam. Şimdi öne eğil. Kapalı rowing. Kapalı, kapalı. Evet, çabuk, çabuk, çabuk. Çok güzel. Evet, deadlift yap bakalım. Yere komadan, hayır, devam. Harun, devam, deadlift. Evet, çök, bırak, kalk. Kalk yukarı. Kalk yukarı. Tamam, bırak. Gördüğünüz gibi alışılmamış bir antrenman şekli ama kuvvetle dayanıklılık için sporcuyu nefes nefese bırakan, kaslarını şişiren, bakın kollarını. Görüyorsunuz kolları. Çıkar. Yani inanılmayacak şekilde pumping action sağlıyor. Şimdi yürüyoruz seri dumbbell'larla çalıştırmaya. Harun çok güzel bir soru sordu. Hocam, spor akademilerinde, polis kolejlerinde, askeri okullarda, bordo berelerde, SAT komandolarında niye bu tip antrenmanlar yaptırmıyor diyor, soruluyor ve haklı hakikaten. Ben bunu 1981'li 82 yıllarından itibaren yapardım. Neden? Üzerimde devamlı akrobatik jimnastik yaptığımız için Özdemir'e, eşimi taşıyorum, 65 kilo. Tek kulumda duruyor, oradan blanşe iniyor, yere yatıyoruz, yerde pruvet yapıyoruz, oradan iniyorum, elimde amuta kalkıyor. Elimde amuttayken bench press gibi oturup ayağa kalkıp presiyorum onu. Ne oluyor, üstünde bir arkadaşla 12 dakika vakit geçiriyorduk. 19 Mayıs'ta Fenerbahçe Stadı'nın veya Dolmabahçe Stadı'nın ortasında iki kişi. Alkışlardan böyle falan ölüyor. Tabii alkışlar biraz moral veriyor adama. Adrenalin falan. Sonra SAT komando birliklerinde hocalık yaparken bu işte cross training falan kurduk. Onu bırak, onu al. Onu bırak, oradan onu falan. Cross training zaten bizim Amerikalı arkadaşlarımız Amerika'da kurdu. Evet. Sonra patentini aldılar. Sen crossfit okulu açarsan oradan para yatırman lazım falan. Halbuki ben onları 1970'te yaptırıyordum. Evet. 50 sene evvel. Sonra işte bu güreş falan gelince, bizim güreş ve judo takımlarını ilerletmek için muhakkak rakiple tutucu, judonun bir avantajı ve dezavantajı, rakibi tutuyorsun. Evet. Tutunca kaldırmak, çekmek, itmek, girmek falan bütün hareketler var, evet, ya. Hep aktifsiniz, evet. Dolayısıyla judocuların muhakkak yapması lazım. Bakın, judo maçı 5 dakikaydı, 4 dakikaya indi. Bir çocuğu 4 dakikadan fazla 5 dakika devamlı bir rakibi varmış gibi çalıştırırsan, squat buradan oradan filan arkadan çök kalk, 5 dakika çalıştırdın mı böyle maçı 4 dakika zaten. Çocuklarda kuvvette dayanıklılık muazzam şekilde geçiyor. Ama hangi tip hareketleri yapacak, ne kadar yapacak, kaldırdığı kilo ne kadar olacak, nefes nasıl alacak, vücut pozisyonları, nefeslenme, bunlar bilinmeyen şeyler Harun'un dediği gibi. Bir, onun gibi bir bodyci bunları çok güzel anlatabilir akademilerde, polis okullarında falan. Biz de maalesef bir şeyler biliyorsan sana sormazlar ve çağırmazlar. Dolayısıyla böyle sevdiğimiz arkadaşlarla ancak yapıyoruz biz bunu. Bütün kuvvette dayanıklılık isteyen sporlarda kuvvet, biliyorsunuz, kısa süreli kuvvet, orta süreli süratte kuvvet, uzun süreli süratte ve dayanıklılıkta kuvvet, öyle. Kuvvet olacak ama dayanıklı olacak. Dayanıklılık ne? Kuvvet var, kısa süreli dayanıklılık, uzun süreli dayanıklılık, orta süreli, uzun süreli dayanıklılık. Buna göre o sporcu hangi spor branşını yapıyor? MMA. MMA'de ayrılabiliyorsun, dövüşüyorsun, ayrılıyorsun. Ama judoda ayrılmanın şansın yok. O seni yakalamış, sen onu. İkisi de canavar gibi. O zaman en çok yapılacak kompleks training, hybrid training de diyoruz, karmaşık. Bu judo sporunda, güreşte, MMA'de yapılması lazım. Ha, SAT'ta bize ne zaman lazım oluyordu? SAT komandolarında gece kürek çekerek sahile geliyoruz, botu kaldırıyoruz, 7 kişi ormanın içine götürüp saklıyoruz. Sonunda o botu içinde cephane ve makine tüfekler dolu kafamıza alıyoruz. Hep beraber koşuyoruz ileri düşman sahasının içine. Behind enemy lines diyoruz. Yine saklıyoruz o botu, silahları alıyoruz, cephane torbalarını alıyoruz. Bunlar makine tüfek kaç kilo biliyorsunuz. Bugün M2, Canik'in M2'sini taşımaya kalksanız 200 metre götüremezsiniz. Öyle çocukları o silahlarla, cephane torbalarıyla, malzemeyle dağ tepe koştururdum ben.
ki bunu sonra da işte kompleks trenikle takviye ederdim. Benim SAT talebelerim kısa kuvvetinin kısa süreli, orta süreli, uzun süreli kuvvette ve dayanıklılıkta çok iyilerdi. Şimdiki SAT'lar hele bu işleri bizden daha iyi biliyorlar belki. O yüzden askeri birliklerin hepsinde yapılması icap eden bir antrenman şekli bu. Bunu bazen partnerle yapıyoruz. Ben Harun'u alıyorum sırtıma, koşuyorum, çök kok yapıyorum. Harun'u bu tarafa alıyorum, mekik yapıyor kucağımda. Harun kucağımdayken merdiven çıkıyorum, kucağımdaki inip kalkıyorum. Harun'un elinde şınav yapıyorum, o benim sırtımda çöküyoruz, kalkıyoruz. Bir partnerle de yapmak mümkün bunu. Partner, complex training veya hybrid training İngilizce ismi. O yüzden yani güzel, sakin zamanlarda bunu çok daha geniş anlatabilirim sizlere. Sizin aklınızda olacak. Halteri elinize alıp eğer kuvvette dayanıklılık kazanmak istiyorsanız, bakın kuvvet ayrıdır, güç ayrıdır. Güçte aleti bir kere alırsın, sikme yaparsın ama ondan başka bir şey yapamazsın. Ama kuvvet arka arkaya devam eden süratli hareketler de silsilesidir. Yani devam eden bir harekettir kuvvet. O yüzden ikisini ayırmak lazım. Kuvvette bir şey var. Kısa süreli sürat, uzun süreli kuvvette sürat, orta sürat, dayanıklılık. Kuvvet olacak, dayanıklı olacak, orta sürette dayanıklı olacak, 7 dakika dayanıklı olacak mesela. Bunları spor branşına göre, hani sport specific training diyoruz ya, sporuna yönelik antrenmanların içinde yıllık antrenman planında bir yerlere serpiştiriyoruz bunu. Onu da serpiştirmek zamanı çok önemli. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen anlat biraz bir şeyler sana. Ben? Ne hissettin Beyaz abi? Nabzım çok hızlı yükseldi. Ağırlık hafif olmasına rağmen aşırı yorucu geldi. Birdenbire çok hızlı pump oldum. Özellikle hareket geçişleri. Üst gruptan alt gruba geçiyorsun, hiç beklemiyorsun ki ben bitiyordum. Bittiğim noktada hocanın kamçılamasıyla devam edebildim. Gerçekten çok büyük kondisyon gerektiriyor ve bence motive edecek birinin olması lazım başınıza. Yoksa yarım yamalak yapıp bırakabilirsiniz. Yani iki kişi olmak her zaman daha iyi olabilir. Ama hani benim hocama sordum, sağ olsun cevapladı. Ama hani böyle polis akademisine, spor akademisine hazırlanan arkadaşlar var. Bizim antrenman sistemi değil de hocamın dediği sistem aslında onların daha çok işine yarayacak gibi geldi bana. Evet, çünkü bizimkisi hep güce dayalı. Ama size kondisyon lazım, pratiklik lazım, hızlı olmanız gerekiyor. O yüzden hani özellikle o seçmelere hazırlanacak olan arkadaşların hocanın bu antrenman sistemini denemesi lazım. Deneyip yani çok bence uzun vadede gerekmez hocam. Birkaç hafta içerisinde çok bunun sonucunu alabilirsiniz. Yağ yakma etkisi de çok fazla. Neden? Yük altında uzun süre devam ediyorsunuz ya. Hormon sensitif lipaz aktivitesi diye bir lipolitik aktivite var vücutta. Bu ne? Hormon sensitif lipaz aktivitesi, siz hareketsiz, çok yemek yiyor, obezseniz yağ depolarında 2 milyara yakın hücre birikiyor. Yağ hücreleri. Bu yağ hücrelerin çabuk çözülmesi için böyle kompleks antrenmanlar, hybrid antrenmanlar lazım ki yağ torbalarından, depolarından yağlar çözülsün, kana geçsin. Kanda hareket ederken de biz onu kas hücresine alıp kullanalım, yakalım. Yağ yakmak için çok ideal adım. Böyle bir şey var sporda. 4 saat kuzu gibi alışveriş yapar gibi yürüyeceksiniz, 7 dakika böyle kompleks training, high intensity interval training yaparsanız çok daha faydalı oluyor vücut için. Ama circuit training, interval training, koşmalar var. High intensity interval training, low intensity interval training, heavy load circuit training gibi bir sürü antrenman şekillerini zaman zaman öğreteceğim size. Ama bugün onların içinde en şiddetlisi, en zor olanıyla başladık. Siz spor branşınızı söyleyeceksiniz. Eskrim mi, tenis mi, güreş mi, vale mi, fitness mi, yüzme mi? Biz de size ona göre antrenman planı buradan yapıp yollayacağız. Evet. Bu konuda Harun da, Emir de çok iyi bizim çocuklar çalışıyor. Hakan Samatya'dan, Sakarya'dan çok iyi çalışıyor. Bir sorununuz olunca hiç çekinmeden, biz size bir telefon kadar yakınız, hiç çekinmeden karşılıksız arayın bizi, biz size yönlendirelim Harun'la beraber. Evet, birazdan aynı şeyi dumbbell'la başlayacağız. Dumbbell'la bir özellik var. Biliyorsunuz makinelere göre dumbbell'lar vücut geçişi, kuvveti, şekil vermek, hipertrofi olmak için dumbbell'lar en iyi aletler. Bugün Amerika'da hani
Machine versus Freeweight diye bir makale var. Konuşma, argüman var. Dumbbell'lar daima bu makinelerden ve hatta barbelden de daha etkin vücudu çalışır. Neden? Şimdi bench press çalışırken tuttuğunuz sabit bir açıda çalışabiliyorsunuz. Ama dumbbell'ı tuttuğunuz zaman dumbbell'ı yana açın, döndürerek açın, yukarıdan döndürerek indir, aşağıdan döndür, yana açarken döndür, çevir, edir, her şekilde gidebiliyor. Dolayısıyla biz vücut geliştirmede ne yapıyoruz? Elimizi alıyoruz, şekil değişerek, açı değişerek vücudumuzun başka yerini çalıştırıyoruz. Değil mi? Kol yapıyor hareketi ama vücudunuzun sırtı çalışıyor, biceps çalışıyor, triceps çalışıyor, herhangi bir yeri çalışıyor. Burada da öyle. Yani dumbbell'la yapacağımız harekette şimdi daha çok açılar değiştiği için vücuttaki sinerjik kaslar, stabilizör kaslar, antagonistik kaslar çok daha fazla devreye girecektir. Çok daha fazla kası kasılıma katacaksınızdır. O yüzden biraz Harun dinlensin. Bir, ikinci anlatacağım dinlensin deyince aklıma geldi. Burada dinlenme arasının çok uzun olması lazım. Çünkü motor nöronlar var ya vücudumuzda. Bir kasın kasılması için beyinde motor nöronlar, nörotransmitterler ile kasların fibrilleriyle buluşuyor. Buna junction diyoruz. Junction yollarda da hani o yol buraya girer falan birleşirler ya. Sinirlerle de kas fibrilleri birleştiği yerde emir veriyor ve müşterek çalışıyorlar ya. İşte motor nöronların birlikte çalışması daha çok oluyor. Ve motor nöronların yorulması vücutta en geç toparlanan yerdir. Hani şimdi kas depoları, hormonlar, eklemler, kaslar çabuk toparlanır sıraya göre. Ama en zor toparlanma sırasında biz motor nöronları en sona koruruz ki. Bir olimpik halterci hatırlıyor musunuz? Kaldırış yapar, içeri oturur, yanında saat vardır. 6 dakikadan başlar, 5'e iner, 4'e iner, sıra gelir. Çünkü neden? Biz body'de 40 saniye ile 90 saniye dinlendiğimizde ikinci bir yüklemeyi yapabiliyoruz. Evet. Ama 3 dakika, 5 dakika dinlensek buraya gelen kan ne oluyor? Vücuda tekrar dağılmaya başlıyor başka yere. Hadi çalışıp o kanı tekrar bicepse çekeceksiniz. Bicepste kanlanma olacak, pumping devam edecek filan. O yüzden ağırlık altında da geçen zaman Amerikan Vader Research Clinic, araştırma kliniği düşünmüş. Bir ağırlığın altında 10 saniyeden az vakit geçiriyorsanız kas gelişmiyor. Kuvvetleniyor çok, tamam mı? Veya o büyüme yanıtını alamıyor. O yanıtı alamayınca da response, yani yanıt veremiyor, büyüme yanıtı veremiyor. O yüzden ağırlığın altında en az 40 saniye kalmak lazım body yaparken bile. Dinlendin mi? Nasıl dinlendim oldu hocam? Hadi abi, çok da çok güzel oldu ya. Bu bilgi de çok önemli oldu. Şimdi böyle dur sen, rahat dur. Kollarını gevşek bırak, ölü gibi bırak. Kendi düşsün. Kollar kendi düşsün aşağı. Bırak, ölü gibi bırak. Çok gevşek bırak. Hocam hazırız. Derin nefes birkaç tane. Hazırız. Evet, dumbbell'ları alıyoruz. Aynı kompleks training, hybrid training'i dumbbell'larla gösteriyor şimdi size. Biceps curl'le başladığını farz edelim. Tamam. Harun'un, evet. Yorulmaya başladı. Kaslar sırasal kasılmaya göre yavaş kasılandan hızlı kasılana, yavaş kuvvetsiz kastan kuvvetli kasa doğru kasılmaya başladı. Şimdi cross training, çök kalk. Evet. Karşıya bakarak Harun. Çök kalk karşı. Evet, nefes. Güzel. Güzel nefes. Şimdi deadlift. Öne eğil kalk. Evet. Öne eğil kalk. Nefes. Öne eğil kalk. Bakın şimdiden bir dakika olduk. Geçiyor vakit. Çok zor bir harekete giriyoruz. Ayakta lateral raise. Evet, bırakmak yok. Bırakmak yok. Yoruldun mu? Biraz. Hadi devam. Devam. Peki, shoulder shrug. Evet. Trapezlerle biraz gidelim. Güzel. Nefes. Yorulmak yok. Yorulmak yok. Kır ayağını arkaya, triceps kickback yap. Tricepsler. Evet, bakın buraya. İki tane atmalı gibi bir şey göreceksiniz burada. Oradan çekebilirsin cam, bakın. Evet. Bend rowing. Öyleyken de rowing yap. Bend rowing.
Triceps çalıştık, iticiler, çekiciler çalışıyor. Bakın sırta. Görüyorsunuz sırta. Evet. Lunge yapıyorsun. Bir ayak öne, toplam, öbür ayak öne. Evet, devam. Nefes, derin nefes. Güzel. Çok güzel. İyi. Yorulmak yok. Kas gücünde devamlılık çalışıyoruz. Evet. Omuzda yukarı at. Omuzda at yukarı. Omuzda at yukarı. Evet ama indirerek. Aşağı indir. Evet. Çök omuzda. Clean jerk. Olimpik halter gibi. Al omuza. Evet. Presle. Evet. İndir aşağı. Al omuza. Presle. Hadi upright robbing yapalım şimdi be. Çek, 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 çek. Evet, evet. Çek, 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 çek. Çek, güzel. Böyle dururken reverans, bir ayak arkaya çıkıyorsun. Hadi, hadi. Bir ayak arkaya çök, dik, reverans, evet. Kraliçe önünde reverans yapıyoruz. Çök, toplan, öbür tarafa al. Hadi kalk. Kaldır, evet, kaldır, kaldır. Çok güzel. Kalk yukarı izleme. Kalk, kalk. Aç ayaklarını. Çok aç, çok. Çok, 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 çok aç. Halterler önde. Şimdi kalk yap. Evet, şimdi. Evet, kaldır, evet. Şimdi halterler daha önde. Çök, 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 çök. Çök, dik, çök, çök. Şimdi kalk yapıyorsun. Yok, kalk, yalnız kalk. Topuk kaldır. Evet, topuk kaldır. Kaldır topuklarını. Evet, kaldır topuklarını. Kalk ayağa. Evet. Boks yumruk, sol yumruk, sağ yumruk. Hadi halterle kaldır. Hadi. Sol direk, sağ direk. Sol direk, sağ direk. Sol direk, sağ direk. Sol direk. İndir aşağı böyle dur. Biceps yap. Evet, iki elle beraber. Double biceps yap. Double biceps. İki elle beraber. İkisini yumruk atacaksın. Kaldır. Rakibe yumruk at. Evet. Kaldır. Rakibe yumruk at. Kaldır. Yumruk at. Yeter. Koş ayağa. Hey. Vallahi güzel. Sağ olasın. Çok güzel. Allah elini kolaylasın. Bunlar kaç? 15. Eyvallah.